Ee, Ankara'dayız. Ankara'da devam ediyoruz çünkü Ankara'da önemli bir trafik var. Bugün e, önemli bir isim, Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan Ata İttifakının adayı Cumhuriyet Halk Partisine gitti. Diyeceksiniz ki, peki neden gitti? Öngörülerimiz ülkemizin bu en önemli seçiminde hala karanlık noktaların, gri alanların olduğu yönündedir. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan şu dakika itibariyle CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gündem seçim güvenliğiydi. İki Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 20 dakika sürdü. Ardından Sinan Oğan kameralar karşısına geçti. Sonradan Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli ve Iraklılardaki artışa dikkat çekti. Endişelerini sıraladı. Geçmiş dönem verilerine baktığımızda biz yaklaşık 1 milyon civarında normal nüfus artışının dışında bir seçmen fazlası olduğunu görüyoruz. Yabancı seçmenlerin ağırlıkta olduğu yönünde endişelerimiz var. Sadece bir binada yayınlanan seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, başka bölgelerden Afganistanlı, Pakistanlı seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bizim de zaten bu yönde çalışmalarımız ve bu yönde endişelerimiz var. Seçim güvenliğinin altını çizdi. Demokratik bir ortamda seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muharrem İnce'den de randevu istedi Sinan Oğan. Seçim güvenliği turlarına diğer cumhurbaşkanı adaylarıyla da devam etmek istiyor. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Ata ittifakının yol haritası nasıl şekillenir sorusuna da cevap verdi. İddialı konuştu. İkinci tur seçimler kaldığı takdirde biz kalacağını düşünüyoruz. İkinci, ikinci turda kazanmayı düşünüyoruz. Sinan Oğan Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından ayağının tozuyla Sözcü televizyonuna geldi. Deprem nedeniyle bölgeyi terk eden 2 milyon seçmenden kaydını taşımayanlara dikkat çekti. 1 milyon civarında seçmenin nerede oy kullanacağı belli değil. Enkaz altından hala insanlar çıkarılıyor ve orada sağlıklı bir oy kullanma süreçleri de tam olarak sağlanabilmiş değil. Soruyu sordum sizlere, mülakatta elenen arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Yazın diye hakkımı helal etmiyorum demiş bir arkadaşımız. Şimdi Engin YouTube'a YouTube'dan da izleyebiliyorsunuz ya bizi. YouTube'a anket açıyor. Mülakatta elenenler ne düşünüyorsunuz diye bir soru soruyoruz size. Diyoruz ki A şıkkı hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Hakkı yenenler var çünkü. B şıkkı inanmıyorum diye bir şık koyduk. Hangisine inanırsanız veya hangisini cevap, cevap vermek isterseniz. Çünkü uygulamayacaklar arkadaşlar. Siz bakmayın yani şu anda Erdoğan bunu söylüyor ama Sayın Cumhurbaşkanı eğer iktidara devam edecek olursa bunu yerine getirmeyecek zaten. Çünkü ee, Kepez Belediye ba Kepez İlçe Başkanını hatırlıyorsunuz değil mi? Bahattin Bey, Bahattin Bey iki gün üst üste verdik. Ee, sistemin nasıl işlediğini anlatıyordu. Yani o sistemin üzerinden e, artık o sistemi vazgeçiremezsiniz. O sistemi yok edemezsiniz. Onun için mülakatı kaldırmaları söz konusu değil. Sadece koltuğu kaptırmamak için bir havuç Olay budur, bitti. O yüzden anketi lütfen cevaplayınız. Engin de bu anketi YouTube'a koydu diyelim. Ee, inter evet, Türkiye'nin gerçekten öyle, Türkiye'nin en interaktif ana haber bültenindesiniz. Tek tek bu kadar hızlı yok. Evet Özgür ben de katılıyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol bu övgüyü verdiğin için ama sizlerin de düşüncesi önemli. Türkiye'deki şu anda çalar saatten beri böyle yapıyoruz tabii ki öteki kanaldan itibaren. Türkiye'nin en interaktif haber programını sizlerle paylaşıyoruz. Baksanıza yani haber paylaşıyoruz, yorum yapıyoruz, Twitter kullanıyoruz, buradan YouTube'a bakıyoruz, hemen telefon açıyoruz, anket koyar arkadaş diyoruz, anket açıyoruz. Ya bundan bir oynamadığımız kaldı burada yani yaptığımız başka bir şey kalmadı zaten.